Evet, bugün herkesin bildiği gibi Ali Yeşil'i konuk alacağız. Ama öncesinde Ali Yeşil'le de birlikte uzun süredir vakit geçiren Harun'u konuk edeceğiz. Harun 10 dakika boyunca kendini anlatacak. Her konuktan önce böyle bir yönteme gidelim dedik. 10 dakika hayali olan insanları, söyleyecek bir şey olan insanları davet edelim ve onları konuk edelim diye düşündük. O yüzden şimdi Harun'u bekliyoruz. Bekliyoruz. Selam. Harun selam. Mesajını bekliyordum abi de. Evet, orada bir şey oldu. Aslında attım öncesi sonrasında ama. Mesaj gelmedi. Harun merhaba, hoş geldin bu arada. Valla çok hızlı bir yüksek seyirci sayısına ulaştık. İstersen sen başla Aruncum, bize biraz kendini tanıt. Ben seni tanıyorum ama burada seni tanımayan bir sürü insan var. Bir Tamam. önden bir kendini tanıt istersen. Bizi dinleyelim hep beraber seni. Tamam. Benim adım Harun. 17 yaşındayım. Benim Biraz daha yüksek ses alabiliriz Harun ya. Ben seni adım az... Harun. Tamam. Şimdi duyuyor musun abi? Evet, iyi. 17 yaşındayım. Yamaç koştu. Akrobasi pilotuyum. Benim paraşütle sevgim çok komik başladı ya aslında. 6 yaşında babamla uçtum ilk. Ondan sonra ilk başta şey yapmadım. Hoşuma gitmemişti fazla. Babam bana dedi yeri eğitim yaptırayım falan dedi ısrar etti. En sonunda kabul ettim. İple bir çektiler beni. 3 metre falan havalandım. Ondan sonra hoşuma gitti benim. Babama ısrar ettim. Ben 2 sene yeri eğitim yaptım abi. Babama ısrar ettim falan. 2 sene ısrar ettim. Uçurtmadı bir türlü kilom yetmiyor diye. Ondan sonra şey yaptı. Ağırlık bağladı. Ağırlıkla uçtum ilk uçuşumu. 20 kilo. Ağırlıkla uçtum. Ondan sonra şey inişte mesela arka rüzgara indim ve şey nasıl diyeyim 20 kilo ağırlıkla direkt oturdum. Hiç ayağa kalkmaya çalışmadım. 12 yaşındayım zaten. 11 yaşıma başladım paraşütle. Ya işte bir heves oldu. Akrobasi istedim. Önce hiç fazla hevesim yoktu. Sonradan videolarda akrobasi videoları beni heveslendirdi paraşüt aslında. Ondan sonra akrobasiye başladım. İlerlemeye başladım ama aslında çok fazla bir hızlı ilerlemem yoktu. Böyle heliko, wingo falan çalışıyordum. Ama şey yavaş yavaş gidiyorum falan uçuş alanı alçak ya. Ondan sonra Fethiye'ye gitmeye başladım. Kendim. Şey yaptım. Orada uçuyorum falan. Ondan sonra babama kanat aldım. Kanatla gidiyorum uçuyordum ama fazla bir şey bilmiyorum. Uçuyorum ama şey nasıl diyeyim? Eğleniyorum kendimce. Ondan sonra işte geçen sene de Ali abiyle tanıştım. Ali abi önceden fazla şey yapmıyordum. Tanışmışlığımız yoktu. Ali abiyi tanıdım orada. Ondan sonra o ilerlerimde yardımcı oldu. Ona da çok teşekkür ediyorum. Senden sonra da Ali'yi alacağız zaten. Ali'yi dinleyeceğiz bayağı. Bakacağız. Peki şu Senin andaki yani bu bir başlangıçtı ve anladığım kadarıyla çok da hevesli isteyerek başlamadığım bir spor ama şu anda bildiğim kadarıyla iyi bir yerdesin alanınla ilgili. Ben akrobasi alanında çok fazla yeni yeni daha çömez olduğum için öğreniyorum yavaş yavaş ama sen iyi bir yerdesin. Ve ben abi. Avrupa'dayken de seni soruyordu yani bana. Sizin bir tane genç pilotunuz var. Adı Harun. İşte Doğru. o ne yapıyor, nasıl devam ediyor falan filan diye. Ben seni sorduklarında açıkçası şaşırmıştım yani insanlar. Çünkü bir şekilde demek ki onları etkilemeyi başarmışsın. Hem yaşın küçük olduğu için hem de yaptıklarından dolayı sanırım insanlar Olabilir abi. tanımış, etkilenmiş. Peki sen şu anda kendini nerede görüyorsun? Alanla ilgili nerede görüyorsun? Ne Abi durumdasın? kendimi nasıl görüyorum biliyor musun? Kendimi iyi görüyorum ama hani en iyilerden uzağım gene de. Ama ilerlemeyi düşünüyorum. Neden en ileriden uzaksın? Ne?
Neden en ilerden uzaksın? Yani daha iyi, daha iyi olabilir. Ha, daha iyi olabilirim. Ama şey neydi onun ismi? Antrenmanlar burada oradaki gibi değil mesela. Ben burada şey yapıyorum, okula gidiyorum falan. Onlar orada uçabiliyor. Bir de Organya'da uçuyor onlar. Benim burada uçtuğum tepe 300 metre. Yani Onlar uçamıyor. antrenman problemim var anladığım kadarıyla. Orada Evet, tepe tam daha düşük. anlamadım. Çok fazla manevra deneyemiyorsun. Çok fazla antrenman yapamıyorsun. Aynen, antrenman yapamadım için şu anda biraz şeyim. Onlardan düşüyorum ama gene de orta seviyelerde diye düşünüyorum kendimi. Ama onların yanına ulaşabileceğime inanıyorum kendime. Peki ileriye dönük böyle bir konu var mı? Yani akrobasi yarışmalarında işte katılmak, onlarda Evet. başarılı olmak, birinci olmak ya da işte sen de biliyorsun ki akrobasi pilotları bugün daha popülaritesi yüksek pilotlar. Dünyada da Aynen. baktığın zaman daha fazla tanınan, daha fazla bilinen insanlar. Aynen abi. Ya Yani önceden sen... işte şeydi, akrobasi fazla nasıl diyeyim, sevilmiyordu, şey yapılmıyordu. Şimdi artık sevilmeye başladı. Herkes yapmak istiyor ama bir de yeteneğe bağlı bu spor ya. Yeteneğim var. Aynen. Var Bir de mı? şey istemen de gerekiyor abi. İstemeden yapamıyorsun. Çok antrenman yapmak lazım bence Evet. Harun biraz. Antrenman yapmak istiyorum. İleride de işte yarışmalara girmeyi çok istiyorum. Hele Ali abiyle beraber gitmek falan. Onunla yarışmalara girmek istiyorum. Peki yakın orta uzun vadedeki planlarından bahsedecek olsak mesela en yakındaki planların arasında ne var? Daha iyi antrenman yapabilmek için. Yani antrenman problemin var. Bu problemi çözebilmek planın var mı? Düşündüğün bir şey var mı? Şunu yapacağım, bunu Abi yapacağım. düşündüğüm bir şey var. Neydi onun ismi? Bir kanat almayı düşünüyorum bu sezon, doğrusu da virüs olmuş herhalde. Kanat alacaktım işte. Biraz geç alacağım. Fethiye'de uçup antrenman yapmayı istiyorum böyle bir aylık falan. Tam kesin değil. İşte seneye belki hala bile orada neye gideceğim. Bir şey Bu sene çıkmaz. artık yandı. Herkes için her şey yandı. Hala bile orada neye gideceğim işte yapabilirsem. Zaten üniversiteye falan gidersem oradan okul tatillerinde falan zaten Fethiye'ye geçmeyi planlıyorum antrenman için. Yani Evet, okudum. şu anda Hatırlıyorum, hatırlıyorum diyorsun. 2-3 yıl içinde fazla ilerleyemeyeceğim antrenman yapamadığım için, ama antrenmanlara işte 2 yıl sonra falan rahatça devam edebileceğim. Muhtemelen 2 yıl sonra yarışmaya girmiş olurum. Sadece nasıl desem birinci olamayacağım kesin ama kendimi gösterebilmek için, kendimi tanıtabilmek için gireceğim. Peki Harun toparlarsak bize son olarak söylemek istediğim bir şeyler Abi son olarak söylemek istediğim bir şeyler. ya da yaşıtlarını açısından baktığın zaman bu spor nasıl bir spor insanlara önerir misin? Abi insanlara öneririm ama işte herkes güvenli bir şekilde önlemini alır. Spor. Önemli açısı güvenli almak. Biri sınıfını sormuş. Son olarak. Ha, cevap da verildi 11. sınıf diye. Aynen. Şimdi gördüm. 11. sınıf. Arkadaşım adı. O zaman Harun biz seni bugünlük Tamam. uğurluyoruz. Belki Görüşürüz. başka bir zaman daha uzun bir konuşma üzerine, belki katıldığın büyük bir yarışmadan sonra nasıl olduğu ile ilgili insanlara bir şey anlatırsın, bir şeyler söylersin. Seni tekrar davet etmeyi ben çok isterim. Belki Teşekkürler. o zaman karantina günleri de biter. Gerçek bir konferans salonunda gerçek bir sunum yaparsın bize. Seni dinleriz. Şimdiden teşekkür Doğru abi. ediyorum. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Ben teşekkür ederim. Hop, seni çıkarttım. Evet, Harun dinledik. Şimdi sırada asıl konumuz olan Ali'de. Ali bugün bize güzel şeyler anlatacak. Bayağı heyecanlı. Görüşmek üzere. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. İyi günler.
Bir sonraki yayında.